Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Cihan Önder Günay. Yabancı öğrenciler için Türkçe dersimize hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlerle neler öğreneceğiz biz? Bugün dün, bugün, yarın konularını konuşacağız ve dikte çalışmasına devam edeceğiz. Sizinle önceki derslerimizde neleri öğrendik bir hatırlayın. Bugün hangi gün diye soruyorum size. Çünkü biz Günleri sizinle beraber öğrendik, değil mi? Bugün de bu bildiğimiz günler üzerinden dün neler yaptık, bugün neler yapıyoruz ve yarın neler yapacağız? Bunları öğrenerek hep beraber konuşacağız. Haydi gelin dersimize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk olarak bir sınav programımız var. Bir sınav programı haftanın her gününe bir sınav gelecek şimdi. Örneğin pazartesi günü hangi sınavımız var? Matematik. Pazartesi günü matematik sınavımız var. Salı günü İngilizce. Bakın öğrenmiştik günleri. Bir hafta kaç gün demiştik? Evet 7 gün demiştik. Hafta içine kaç gün demiştik arkadaşlar? 5 gün dedik ve bu 5 gün bazı sınavlarımız var. Pazartesi günü matematik, salı günü İngilizce, çarşamba haftanın 3. günü çarşamba günü hangi sınav? Türkçe. Perşembe günü müzik sınavı var ve cuma günü haftanın 5. günü cuma günü de fen bilimleri sınavımız var. Peki bir sorun var. Sınav programımız bu. Bu 5 gün sınavımız var. Ama hafta kaç gün demiştik? 7 gün demiştik. Hafta içi günleri bunlar. Hafta sonu günleri hangileriydi? Bir hatırlayın bakalım. Cumartesi ve pazar günleri. Evet. Şimdi iki tane arkadaşımız var. Ayça ve kim? Güven. Ayça ve Güven. Ayça ve Güven bu haftalık ders programı ile ilgili konuşacaklar, konuşuyorlar şimdi. Bakalım neler diyorlar? Hep beraber bir bakalım. Ayça diyor ki, bugün matematik sınavı var. Yarın hangi sınav var diye soruyor. Kime? Güven'e soruyor. Güven cevap verecek. Lütfen siz de bir ders programını inceleyin ve bugün matematik sınavı var diyor. O zaman bugün hangi gün? Siz de düşünün. Güven zaten bize cevap veriyor şimdi. Diyor ki yarın hangi sınav var? Güven ne diyor? Yarın İngilizce sınavı var. Ayça bugün matematik sınavı var dedi. O zaman bugün pazartesi günü arkadaşlar. Peki yarın hangi sınav var diye sordu. Yarın dedi. Bir sonraki günden bahsediyoruz. Salı günü İngilizce sınavı var diye Güven cevap veriyor. Devam edelim. Bakalım başka neler konuşuyorlar. Ayça diyor ki: Türkçe sınavı ne zaman? Bakın Ayça Güven'e soruyor. Türkçe sınavı ne zaman? Bir bakın lütfen siz de Güvenle beraber cevap verelim. Güven diyor ki: Türkçe sınavı çarşamba günü. Bakın Ayça ne dedi? Bugün pazartesi dedi. Bugün matematik sınavı var dedi. Ve Güven'e bir soru sordu. Yarın hangi sınav var? Güven de salı günü İngilizce sınavı olduğunu söyledi. Ayça tekrar soruyor. Türkçe sınavı ne zaman? Güven cevap veriyor. Türkçe sınavı çarşamba günü. Devam edelim arkadaşlar. Ayça ve Güven pazartesi, salı ve Çarşamba günleri hangi sınavlar olduğunu konuşuyor. Şimdi de perşembe ve cumayı konuşacaklar. Ayça diyor ki: "Perşembe ve cuma hangi sınavlar var?" diye soruyor. Güven de cevabını veriyor arkadaşlar. Diyor ki: "Perşembe müzik, cuma günü fen bilimleri sınavı var." Sizinle konuştuk bunu. Bir hafta 7 gün dedik. Hafta içi 5 gün okula gidiyoruz dedik. Bazen hafta sonları da kursa gidiyoruz demiştik hatırlayın. Ve hafta içi 5 gün bir sınav programı var. Ayça ve Güven bunu konuştular. Ayça dedi ki bugün pazartesi dedi haftanın birinci günü. Bugün matematik sınavı var. Yarın hangi sınav var diye sordu. Güven salı günü İngilizce sınavı var dedi. Çarşamba günü hangi sınav var diye sordu. Türkçe sınavı var dedi. Ve son olarak da perşembe ve Cuma günü hangi sınavlar var diye sordu Ayça. Güvende müzik ve fen bilimleri sınavları var dedi. Haftalık bir bir sınav programımızı gerçekleştirmiş olduk sizinle. Şimdi bununla ilgili bazı etkinliklerimiz olacak. Lütfen dikkatlice izleyin ve benle beraber de cevapları verin sizde. Sınav programımız yine burada. Şimdi bazı sorularımız olacak arkadaşlar. İlk soru geliyor. Matematik sınavı hangi gün Matematik sınavı hangi gün Ayça Güvene sormuştu hatırlayın. Matematik sınavı pazartesi günü. Ayça ne demişti? Bugün haftanın ilk günü, bugün pazartesi ve bugün matematik sınavı var demişti. Matematik sınavımız pazartesi günü. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Müzik sınavı hangi gün arkadaşlar? Bu tabloya, sınav programımıza dikkatlice bakın. Müzik sınavı hangi gün? Salı günü mü? Çarşamba günü mü? Yoksa perşembe günü mü? Müzik sınavı? Evet, müzik sınavımız perşembe günü. Şimdi bir sınav programı üzerinden sizinle günleri konuştuk. Bunları zaten öğrenmiştik. Bir tekrar ettik. Şimdi Başak, Damla, Cüneyt ve Taner. Dört tane arkadaşımız var. Bunlar bilgisayar üzerinden görüntülü görüşüyorlar arkadaşlar. Bakın. Başak oturuyor kucağında bilgisayar var. Damla, Cüneyt ve Taner'le görüntülü olarak görüşüyor, konuşuyor. Bakalım neler diyorlar. Başak diyor ki: "Dün hastaydım. Okula gelmedim arkadaşlar. Dün okulda neler yaptınız?" diye soruyor. Ne diyor Başak? "Dün Hastaydım, okula gelmedim arkadaşlar. Dün okulda neler yaptınız diye soruyor arkadaşlarına. Kim cevap veriyor bize? Damla cevap veriyor. Ne diyor? Geçmiş olsun Başak. Dün Türkçe dersinde hikaye okuduk. Beden eğitimi dersinde voleybol oynadık. Bakın ne diyor? Damla. Geçmiş olsun Başak. Başak hasta olduğunu söyledi. Damla geçmiş olsun diyor. Dün bir önceki gün Türkçe dersinde hikaye okuduk. Beden eğitimi dersinde voleybol oynadık. Sen bugün nasılsın diye soruyor. Başak, teşekkür ederim. İyiyim. Evde dinleniyorum. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? diye bir soru soruyor. Cüneyt "Ben televizyon izliyorum." Bakın Cüneyt "Ben televizyon izliyorum." diyor. Taner "Sen neler yapıyorsun?" diye soruyor Başak. Taner kim? Taner burada. Taner de cevap veriyor. "Bugün evde dinleniyorum. Bugün evde dinleniyorum. Yarın arkadaşlarımla basketbol oynayacağım. Bakın, Taner bugün evde dinleniyorum. Yarın arkadaşlarımla basketbol oynayacağım diye cevap veriyor. Arkadaşlar, biz sizinle haftanın günlerini öğrendik. Bir hafta 7 gün dedik ve pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri haftanın 7 günüdür diye konuşmuştuk. Peki, bugün Çarşamba ise bakın sorumuz geliyor. Bugün çarşamba. Şu an çarşamba günündeyiz diye düşünüyorum. Dün yani bir önceki gün bakın bir önceki gün hangi gün olacak? Salı günü evet ve bir sonraki gün önümüzdeki gün bir sonraki gün yani yarın hangi gün? Perşembe. Bakın bugün çarşamba bir önceki gün dün salı bir sonraki gün yarın perşembe. Bir örnek daha yapalım. Bugün geldi dün ve yarın geldi. Bugün hangi gün? Bugün pazar günü. Bakın bugün pazar günü haftanın son günü yedinci günü. Peki arkadaşlar dün yani bir önceki gün hangi gün olacak? Bakın bir gün geriye gidiyorum. Bir önceki gün cumartesi günü. Peki, yarın yani bir sonraki gün. Bir hafta kaç gün demiştik? 7 gün demiştik. Pazartesi günü başlıyoruz haftaya. Pazar günü haftamız bitiyor. Bir sonraki haftaya geçiyoruz. Bakın, pazar günü haftamız bitti. Yarın diyoruz. Bir sonraki gün hangi güne geliyoruz? Tekrar. Evet. Pazartesi. Bravo arkadaşlar. Şimdi burada bir arkadaşımız var. Önce bize bir kendisini tanıtsın ve bakalım bize neler anlatacak hep beraber bakacağız. Merhaba ben Mine. Bugün çarşamba. Bakın çarşamba günü geldi. Ben şimdi ders çalışıyorum dedi. Mine bize kendisini tanıttı. Bugün çarşamba dedi ve ben şimdi ders çalışıyorum dedi. Bakın Bakalım başka neler diyecek Mine. Mine diyor ki dün bisiklet sürdüm. Bugün çarşamba ve şimdi ders çalışıyorum demişti. Dün yani bir önceki gün yani salı günü evet salı günü bisiklet sürdüm dedi. Dün. Mine bir sonraki gün için ne diyor? Yarın resim yapacağım diyor. Bakın perşembe günü Bugün çarşambaydı. Yarın bir sonraki gün resim yapacağım dedi. Perşembe günü. Mine bize hangi günde olduğunu, dün ve yarın kavramlarıyla ilgili yaptıklarını anlattı ve yapacaklarını. Şimdi bugün dün ve yarın yine karşımızda arkadaşlar. Ben dün bisiklet sürdüm. Ben dün bisiklet sürdüm. Ben bugün ders çalışıyorum ve yarın resim yapacağım. Bakın ben dün, bugün, yarın dün bisiklet sürdüm. Bugün ders çalışıyorum. Yarın resim yapacağım. O bakın o bir başka arkadaşımız. Dün ödev yaptı. Bugün top oynuyor. Yarın okula gidecek. Dün ödev yaptı. Bugün top oynuyor. Yarın okula gidecek. Dün, bugün, yarını öğrendik mi? Tekrar edelim. Biraz daha devam edelim sizinle. Evet. O bugün ne yapıyor diye bir sorumuz var. Bakalım arkadaşlar. O dün ne yaptı? O dün ödev yaptı. Peki o bugün ne yapıyor? O bugün top oynuyor. O yarın ne yapacak? O yarın okula gidecek. Bakın, o dün ne yaptı? O dün ödev yaptı. O bugün ne yapıyor? O bugün top oynuyor ve o yarın ne yapacak? O yarın okula gidecek bir başka arkadaşımız geldi. Bu hafta okulumuzda spor etkinlikleri var diyor. Bakalım hangi gün hangi etkinlik var arkadaşlar. Pazartesi günü bisiklet yarışı. Salı günü ip atlama yarışması. Çarşamba günü basketbol turnuvası. Perşembe günü tenis turnuvası ve cuma günü futbol turnuvası var. Bakın, okulun spor etkinlikleri. Pazartesi günü bisiklet yarışı, salı günü ip atlama yarışması, çarşamba günü basketbol turnuvası, perşembe günü tenis turnuvası ve cuma günü de futbol turnuvası var. Okulumuzdaki etkinlikler bunlar. Şimdi bununla ilgili size bazı sorularım var. Arkadaşlar Bakın. Bir haftalık etkinliğimiz gördüğünüz gibi yukarıda var. Başlayalım bakalım. Bugün salı. Dün hangi etkinlik vardı? Bakın. Bugün salı diyor. Bugün salı. Dün hangi etkinlik vardı? Bir önceki gün dün hangi etkinlik var? Basketbol turnuvası, futbol turnuvası ve bisiklet yarışı. Cevabımız ne olacak? Bugün salı ve bize dünü soruyor. Bir önceki günü soruyor. Cevabımız bisiklet yarışı olacak. Bir etkinlik daha yapalım. Bugün perşembe. Bakın bugün perşembe diyor. Diyor ki bize yarın hangi etkinlik var? Bugün perşembe. Az önce dünü yaptık. Bir önceki güne baktık. Şimdi bize neyi soruyor? Yarın hangi etkinlik var? Bir sonraki günü soruyor. Ve bugün Perşembe diyor. Perşembe. Perşembe günü ne var? Futbol turnuvası, ip atlama yarışması ve tenis turnuvası. Bize ne dedi? Bugün Perşembe, yarın hangi etkinlik var diye sordu. Futbol turnuvası, ip atlama yarışması, tenis turnuvası. Dünü yaptık, şimdi yarın bir sonraki günü yapacağız. Perşembeden bir sonraki gün hangi gün? Cuma günü onu soruyor bize cevabımız ne olacak? Fut, futbol turnuvası. Yarın Perşembe. Bugün hangi etkinlik var diye soruyor. Yarın Perşembe. Bugün hangi o zaman? Yarın Perşembe ise bugün Çarşamba. Dün Salı günü. Evet, bravo. Yarın Perşembe diyor. Bugün Çarşamba. Bugün hangi etkinlik var diye soruyor. Tenis turnuvası, basketbol turnuvası ve ip atlama yarışması. Yarın perşembe bugün ne demiştik? Çarşamba. Hangi etkinlik var arkadaşlar? Basketbol turnuvası var. Dün bugün yarın kavramını öğrendik mi birazcık? Evet devam edelim o zaman. Şimdi Tuğçe ve kim? Uğur. Tuğçe ve Uğur'un arasında bir Diyalog geçecek. Bakalım neler diyecekler. Ne yapıyorsun Uğur? Spor salonuna gidiyorum Tuğçe. Spor salonuna gidiyorum diyor Uğur. Spor yapacağım. Sen ne yapıyorsun? Ben markete gidiyorum. Alışveriş yapacağım. Pazar günü tiyatroya gidelim mi? Diye soruyor Tuğçe Uğur'a. Uğur gidelim Tuğçe Tiyatroyu çok severim. Pazar günü görüşürüz diyor. Şimdi arkadaşlar. Tuğçe ne yapıyor? İkisi telefonla konuşuyorlar arkadaşlar. İkisi de farklı yerlerde farklı şeyler yapıyor. Ama Tuğçe ne yapıyor? Tuğçe ne demişti Uğur'a? Markete mi gidiyor? Yoksa Tuğçe televizyon mu izliyor? Tuğçe ne yapıyor? Uğur'a ne demişti? Markete gidiyorum demişti. Evet. Peki Uğur ne yapıyor şu an Tuğçe ile konuşurken? Bir düşünün bakalım. Okula mı gidiyor? Yoksa spor salonuna mı gidiyor? Uğur ne demişti? Evet spor yapacağım demişti. Uğur o zaman spor salonuna gidiyor. Peki Uğur ve Tuğçe konuştuğu ikisini sorduk. Uğur ve Tuğçe pazar günü ne yapacaklar arkadaşlar? Tiyatroya mı gidecekler yoksa kütüphaneye mi gidecekler? İkisi ne için konuştu? Nasıl bir plan yaptı? Evet. Cevabımız tiyatroya gidecekler olacak. İkisi tiyatroya gitmek için konuştu iki arkadaş. Arkadaşlar dün, bugün, yarın kavramını sizinle konuştuk. Günleri de öğrenmiştik. Siz de ders programlarınıza veya sınav programlarınıza bakarak dün, bugün, yarın neler yapıyorsunuz bunu bir düşünün bakalım. Şimdi dersimizin ikinci bölümünde okuma yazma dikte çalışması bölümünde izine. Bazı kelimelerim var. Kelimelerin bazı harfleri de eksik. Bakın gördüğünüz gibi. Ve burada bir harflerim var. Birkaç tane harfim var. E, I, A, I ve E harfleri var. Bu harfler nereye gidecek? Bu resimdeki ne arkadaşlar? Bu ne? Evet bu bir şemsiye. Peki bakın ilk harfim geldi. E harfim yoktu. Buraya hangi harf lazım? Burayı nasıl dolduracağım? Nasıl tamamlayacağım arkadaşlar? İ koyuyorum şemsiye. Bakın E, İ ve E koydum. Şemsiye kelimesini tamamladım. Buraya geliyorum. Bu ne? Bu bir kitap. Kitap. Hangi harfler eksik? İ ve A harfi. Peki İ nereye gelecek? Evet. K'nin yanına gelecek. Ki tap. Kitap. Şemsiye kitap. Devam edelim. Bakın yine iki tane resim var. Burası neresi arkadaşlar? Evde bir yer. Biz evin bölümlerini sizinle öğrendik. Harfler neler? B, n, ne, r, y ve b harfi var. Burası evet banyo. Ban yo. Nasıl oluşturacağım bunu? B harfini koydum. Ba ban ban ve y harfi geldi. Ban yo. Bu ne? Bu bir araba. Araba. Bakın 3 tane a var. Araya R ve B harfini koyacağım. Ara ve ba. Araba. Banyo, araba. Devam ediyoruz yine. Bakın bu neydi? Ayça ne demişti? Pazartesi günü hangi sınav var demişti? Hatırlayın dersin başında sizinle konuştuk bunu. Bu ne arkadaşlar? Ne görüyorsunuz burada? Notalar var. O zaman bu hangi ders? Bir bakalım harflerimize. M, a e a z k ve i harfimiz var. Bu ne olacak? Evet, matematik. Harflerimizi yerleştirelim. Mate, ma ve i geldi. Matematik. Peki bu ne olacak? Müzik. Müzik. Bakın harfleri yerine koyduk. Matematik, müzik. Evet. Şimdi bir okuma metnimiz var. Hep beraber bunu okuyacağız. Kelimeleri bul ve yaz. Bakalım. İki tane resmimiz var. Bakalım bize ne diyor? Ben her hafta sonu sürüyorum. Cuma günleri oynuyorum. Ne diyeceğiz? Ben her hafta sonu bisiklet sürüyorum. Cuma günleri futbol oynuyorum. Evet arkadaşlar şimdi heceleri birleştiriyoruz beraber. Burası neresi? Bu ne? Burası bir fırın. Fırın. Fırın ve fırın. Burası neresi? Market. Burası market. Fırın, market. Devam ediyoruz. Bu arkadaşlar ne oynuyor? Foot, bol. Futbol. Peki ne? burada ne yapıyor? Resim, resim, futbol, resim. Arkadaşlar bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bugün sizinle dün, bugün ve yarın kavramlarını öğrendik. Lütfen siz de ders programınıza bakarak bunlar hakkında arkadaşlarınızla konuşun. Ve alfabe dikte çalışmalarına devam ettik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.